Darbeyle mücadele, arkadaşlar, demokrasi askıya alınarak darbeyle mücadele edilmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakılarak darbeyle mücadele edilmez. Ama bunlar aynı menzile giden iki farklı yapıydı. Yani aynı hedefi gidiyorlardı bunlar. Kendi aralarında kavga ettiler. Değerli arkadaşlarım, atamalara bakın. Bu atamaları kim yaptı? Bereket versin CHP bu atamaları yaptı demediler. Çünkü resmi gazetede yayınlanıyor. Altında hiçbir CHP'nin imzası yok. Simbiyotik ilişkiye en güzel örneği aslında Sayın Erdoğan veriyor. Trabzon'da konuşma yapıyor. 17 üniversite kurmak için geldiler. Hepsini onadım. Okullar için yer istediler. Verdik. Uluslararası camiada davet ettiler. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler. Her türlü desteği verdik. Ne istediniz de almadınız. Dedim. Şimdi sevgili Binali Yıldırım'a soruyorum. Neleri istediler ve siz neleri verdiniz? Biz bunu bir öğrenmek istiyoruz. Sadece ben değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde vergi ödeyen her vatandaş öğrenmek istiyor. Tabii darbe girişiminden sonra mecliste komisyonlar kuruldu. Bizim arkadaşlarımız da o komisyonlarda görevliler, çalışıyorlar ve Sayın Hilmi Özkök davet edildi. Hilmi Özkök de dedi ki, biz daha önce hükümeti uyardık, söyledik, yapmayın etmeyin dedik. Bunlar gittikçe güç kazandılar, ileride daha ciddi sorunlar olabilir diye açıklamalarda bulundu. Binali Bey bundan son derece rahatsız. Şimdi Sayın Başbakan'ın konuşmasından anlıyoruz ki bir yapının terör örgütü olup olmadığına, devlet aleyhine çalışıp çalışmadığına, devletin güvenlik raporlarına bakarak değil, AKP ile olan ilişki durumuna bakılarak karar veriliyor. Terör faaliyetinin başladığı gün 17 Aralık'tır diyor. 17 Aralık silahlı bir eylem değildi. 17 Aralık'ta ne vardı? Ayakkabı kutularından çıkan paralar vardı. Evdeki para kasalarının, çikolata kutularında giden rüşvetlerin ve 700 bin liralık kol saati vardı 17 Aralık'ta. Kimsenin elinde bir silah yoktu. Niye peki 17 Aralık'ı milat olarak alıyorlar? Kendi yolsuzluklarını kapatmak için alıyorlar. Kendi yolsuzlukları görünmesin diye alıyorlar. Peki biz bu yolsuzlukların üstünü kapatacak mıyız? Asla kapatmayacağız. Kul hakkına sonuna kadar insan gibi sahip çıkacağız. Bu yapının başındaki kişi ta Pensilvanya'dan 12 Eylül 2010'da anayasa referandumu dolayısıyla şöyle diyordu. İmkan olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Onu diyordu. Ben ne diyordum seçim meydanlarında? Hayır oyu vererek bunlara tokat atın, bu tokat okyanus ötesinden de işitilsin, duyulsun diyordu. Aramızdaki farka bak. Şimdi soruyorlar, kim FETÖ'cü, kim FETÖ'cü değil. Partileri suçluyorlar, bizi de suçluyorlar. CHP'nin içinde de çok var diyorlar. Bakın arkadaşlar, Sayın Binali Yıldırım'a çok açık ve çok net bir çağrı yapıyorum. Ucu nereye giderse gitsin, nereden başlarsa başlasın, her türlü soruşturmaya var mısın? Gel arkadaş, her türlü desteği vereceğiz. 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar, sonuna kadar gidelim. Bakın, FETÖ'cüler hangi partide bulunur? Bunun aslında çok kolay bir yöntemi var. 3 tane anahtarı var. 1. Hangi partide bir kişinin kölesi olma, sorgusuz sualsiz bir kişiye itaat etme, doğruyu yanlışı bir kişiye göre belirleme ön plana çıkmışsa FETÖ'cüler o partidir. Hangi parti bir kişinin adıyla anılıyor, o kişinin yazılı mesajı ayakta alkışlanıyor ve dinleniyorsa FETÖ zihniyeti o partidedir. Bu kadar açık. Hangi parti? Siz bunu anlamazsınız. Bunun adı reise itaat, davaya sadakat diyorsa FETÖ'cüler o partidedir. Bakın aynı kural, aynı kurallar geçerli. Ama itaati hukuk, sadakati cumhuriyet, bağlılığı anayasa olan, kadın erkek eşitliğine inanan, akıl ve bilim önceliklidir diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten böyle bir iklim olamaz.
Darbeyi fırsat bilip 1 milyonu aşkın mağdur yaratıldı. Ben mağdurlara sahip çıkıyorum. Neden mağdurlara sahip çıkıyorsun diyorlar. Ben mağdurlara sahip çıkıyorum. Onun da mağduru ayrı ama. Onun mağduru da Rıza Sarraf. O da ona sahip çıkıyor. Ama ben de 15 Temmuz sonrası bu ülkenin haksız yere zindanlara atılan öğretmenine, öğrencisine, erine, erbaşına, uzman çavuşuna, akademisyenine, gazetecisine, yazarına, çizerine sahip çıkıyorum. Bizim aramızdaki fark bu. Biz insanı seviyoruz, onlar doları seviyorlar. Biz vicdan diyoruz, onlar cüzdan diyorlar. Biz Berkin Elvan diyoruz, onlar diyorlar ki Allah Allah ne oldu ya, bizim bu fayanslar kırıldı. Onların derdi fayans, bizim derdimiz insan. İnsanı yaşatacağız, insanı yücelteceğiz. Adaletle bu ülkeyi yöneteceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.